Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda da kedi ve köpekleriniz için zararlı otları toparladım. Evinizde hangi bitkileri bakmamanız gerektiğini size söyleyeceğim. Kuşkonmaz bitkisi arkadaşlar, kedi ve köpekler eğer bitkinin çekirdeğini veyahut meyvesini yerse kusma, ishal, karın ağrısı oluşur. Eğer bunu sıklıkla tekrar ederse alerjik dermatite sebebiyet verir. İkincisi mısır bitkisi. Eğer bu bitkiyi yerlerse kusma, iştah azlığı, depresyon ve göz bebeklerinde büyüme gibi belirtiler sergilerler. 3. Difenbahya. Kedi ve köpekler için toksiktir. Eğer kediniz ya da köpeğiniz bu bitkiyi yerse ağızda rahatsızlık hissi, salya artışı, zor yutkunma ve kusma görülür. 4. Fil kulağı. Bunun yenmesi durumunda ağız içinde rahatsızlık hissi, salya artışı ve yutkunma zorluğu gibi belirtileri vardır. 5. Hepimizin çok sevdiği zambaklar. Zambaklarda bir ünlem işareti koymak istiyorum arkadaşlar. Eğer zambak yiyen kedi veya köpeğin tedavisine hemen başlanmazsa kedinizi ya da köpeğinizi kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da erken belirtileri şunlar. Kusma, iştah kaybı, şiddetli böbrek yetmezliği ve dediğim gibi en sonunda da ölüm görülüyor maalesef. Altıncısı tavşan kulağı arkadaşlar. Tavşan kulağı yiyen kedi veya köpeğinizdeki belirtiler de salya artışı, iştah azlığı, kusma, ishal ve ileri derecede de eğer fazla miktarda yemişse de kalp ritim bozukluğu ve ölüme sebebiyet veriyor. Yedincisi ise nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yazıldığı gibi okuyorum. Jordatum bitkisi. Deve tabanı familyasına ait bir bitki. Evimizde çokça kullanılır dekoratif amaçlı. Bu bitkiyi kediniz ya da köpeğiniz yediğinde kusma, depresyon, ishal, sallantılı yürüme gibi belirtileri var. Söylememde fayda var. Ayrıca bradikardiye de sebep oluyor. Yani kalp ritminin yavaşlaması. Sekizincisi benim favori bitkilerimden birisi sarı sabır otu, yani aloe vera. Bunu yiyen kedi ve köpeklerde kusma ve kırmızı renkli idrar oluyor arkadaşlar. Aloe veranın içindeki jelimsi kremde alonin diye bir madde var. Bu kedi ve köpeklerimiz için toksik bir madde. Dokuzuncusu Athos sarmaşı. Bunda da salya artışı, kusma ve zor yutkunma gözüküyor. Onuncusu süs yoncası. Bunda böbrek sorununa sebep oluyor. 11.'si lale ve sümbül. Lale ve sümbül alerjenik lakton içeriyor. Kedi veya köpeklerimizde ağızda aşırı salya artışı, kusma, ishal, kalp hızında artış, nefes almada zorlaşma gibi belirtileri var. Şimdi ben bunları size anlattım. Ama bunlarda muhakkak veteriner hekime göstermenizde fayda var. Kedinizi veya köpeğinizi. Eğer bu bahsettiğim belirtilerden bir veya birkaçını görürseniz hemen veteriner hekime götürün. Kedi veya köpeğinizi, uzmanlarımız onlar çünkü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümüne ekleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, eğer hala abone olmadıysanız abone ola tıklamayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.